Şimdi Sumru Yavrucuk ve Özge Gürel'le bizi limandan bir nostaljik tren ya da işte ne derseniz adına deyin veya tramvayla aldılar. Şehir turu atarken ben ikisiyle röportaj yaptım. Keyifli bir röportaj oldu. Limandan böyle bir nostalji treniyle kalktık. Şimdi şu anda burada olmanızın sebebi 9. Bodrum Türk Filmleri Haftası KOS'la ortaklaşa yapılıyor. Bugün burada sizin filminizin, annemin gösterimi olacak. İzleyeceğiz. Ama mendillerimizi henüz hazırlayamadık. Öğlen alacağız. Biz senin için hazırladık hele abi. Hazır. Hazır. Ama Sumra Hanım, şu anda saçınıza bir ışık geliyor. Videoyu göstereceğim size. Allah'a çok teşekkür ederim. Yani böyle müthiş bir görüntü çıkıyor. Evet, şimdi siz genelde güldürüyordunuz. Niye ağlatıyorsunuz insanları? Oyuncu geri geldiği zaman güldürecek, geri geldiği zaman ağlatacak. Ben çeşidi seviyorum. Belli bir türde kalmak istemiyorum. Ya peki oyuncu olarak sizi en yükselten komedi midir, drama mıdır? İkisi de çok yükseltir. Beni yükselten şey proje. Proje. Bu vizyona giren filmin yönetmeniyle Bartın'da, Mustafa Koton'la Bartın'da bir dağ köyüne kapandınız, çalıştınız, öyle senarist, hatırlıyorum. Senarist de evet. Yani sadece Mustafa yok muydu? Baş başa değil mi? Efendim, ben kiminle konuşuyorum? Peki, Mustafa ile yeni bir film anlaşması yaptık dediniz. Devam gelecek mi? Var mı yeni bir proje? Ay, sadece yürek anlaşması yaptım. Yürek anlaşması. Çünkü çok güzel bir çalışma yaptık. Çok keyifli bir çalışmamız. O yüzden hep temenni yani bu. İnşallah tekrar çalışırız. Peki film vizyona girdi. İstanbul'da galası vardı. Evet. İzleyenlerden izlenimler ne? Nasıl dönüş oluyor size? Ne diyorlar? Yani ben çok iyi bir sosyal medya kullanıcısıyım. Hatta kendi hesabım diye başkasını takip ediyormuşum. O kadar fenayım. Ama ben asla kötü bir eleştiriyle karşılaşmak nazar değmesin yani. Şey anlamadım. Özge de güldü zaten. Kendi hesabım diye başka birisini. Ya Zuriye birini takip ediyor. Ve benim diye şey yaptım. Şöyle bir baktım. Ben değilim. Alakasız bir arkadaşım. Yani isim benzerliği mi var? Hayır. Ay, Pelin. İsim benzerliği mi? Etmek istemiş. Ben girmemiştim o zamanlar işte. Instagram'a, Twitter'a. Kendini takip ederken kayboldun ha. Bakar mısınız? Evet. Şimdi sabahleyin abinizin anlattığı bir şeyi anlattınız. Onu paylaşmak ister misiniz? Evet. Abi filmi seyrettikten sonra ağlayarak aradı beni. Ben de çok kötü bir şey oldu sanmamı. Ağlayarak aradı. Şu mu dedi? Bana bir komedi borcum var. O kadar ağlattın ki dedi. Peki Özge Hanım, sizin var mı filme dair söyleyecekleriniz? Keyifli bir şey yaptığımıza inanıyorum. Çok inanarak yaptık Sumru abla da. Ben de seyircilere karşılığını bulacağına inanıyorum. Okuduğumuz yorumlar da öyle. Umarım yol açık olur. Artık seyirciye eman. Meteoroloji konusunda da artık bilgim var. Soğukların Balkanlardan geldiğini test ettiniz. Çok bir soğukta çektiniz galiba. Hakikaten Balkanlardan geliyormuş, onu gördük. Evet. Bedava denize giriyorlar. Birilerine plaj parası ödemiyorlar. Orada şartlıkta parayla yerler var. Böyle geziyoruz. Şimdi annem filmi bizde imkansız. Öyle olacak. Bedava.
O günlerde gelecek, göreceksiniz. Çünkü milletin plaja verecek parası olmayacak. Annem filminin vizyona girdiği tarihte Türkiye'de insanlar anneler konusunda bile ikiye bölündü. İlk defa HDP'nin önünde çocuğumuzu getirin diye eylem yapan annelere karşılık cumartesi anneleri gösterildi. Sonuçta annelerin acıları ortak, ister çocuğunu elinden alan devlet ya da faili meşhur olsun, ister terör örgütü. Yani annenin acısı belli. Sizin bu konudaki görüşünüz ne? Yani sanıyorum dünya tarihinin başından itibaren hep acıları anneler çekiyor. Anneler doğurduğu için erkekler daha rahat savaş yapabiliyorlar. Acılarımızın kadınlar olarak ortak olduğunu düşünüyorum. Acıları ayrıştırmanın gereksiz olduğunu. Aynı fikirdeyim. Acılar ortak yani. Başkasının acısından acı duyabildiğiniz kadar içinizde insanlar var zaten. Teşekkürler. Bahtınız, yolunuz açık olsun. Ama yani hakikaten nefis bir yok. Ağlamak istiyorum. Böyle güzel bir ışık ve görüntü olduğu için. Hakikaten ups. Valla annem güzel bir film. Ağlattan konusu itibariyle sanıyorum bir Kore filminden uyarlama yasal olarak mı değil mi bilmiyorum da filmi izlemeden önce öyle bir beyan duydum. Ama çok temiz bir film olmuş.